Evet, o ahmak Kemal ve Zengin bizim öldüğümüzü düşünüyor. Ancak biz ölmedik, geri geldik. Yazsınlar piyasaya, mafya geri döndü. Patron, hiçbirinin geri geldiğimizden haberi bile yok. O yüzden onları büyük bir pusuya düşürüp öldürmeliyiz. Evet patron, öldüğümüzü zannediyorlar ama ancak biz şehre geri dönebildik. O yüzden şimdi büyük savaş başlasın. Evet çocuklar, bu sefer savaşı başlatan biz olacağız. Patron, aklındaki ne? İstersen benim bir planım var. Ne yapalım biliyor musunuz? Direkt hepsinin evine ve polis merkezine TNT yerleştirip havaya uçuralım. Aferin ahmak, mantıklı planmış. Ama benim istediğim bir şey var. Onları en mutlu anında öldürmek. Yani şu an bizim öldüğümüzü düşünüp bayram havasına girebilirler. Ama ne olacağını size söyleyeyim mi? En mutlu anlarında karşılarına çıkıp onları öldüreceğiz. Ve sonrasında ise bu koca şehre, bu büyük şehre hep birlikte hükmedeceğiz çocuklar. Çok mantıklı fikir patron. Bunu inşallah yapabiliriz. Eğer bunu gerçekleştirirsek şehir tamamen bize kalır. Öyle olacak çocuklar, merak etmeyin. Bu şehir bizim olacak. Evet çocuklar, sonunda gelebildiniz. 2 saattir sizi bekliyorum. Neredesiniz siz? Kerem komiser, geldik işte. Bu kadar acil olan ne? Bir şey mi oldu? Yani biz mafyayı öldürdük. Ondan sonsuza dek kurtulduk. Yoksa onunla alakalı bir sıkıntı mı var? Çocuklar, mafyanın ölmediğine dair büyük bir istihbarat aldım. Mafya ve adamları şu an şehrimizde elini kolunu sallaya sallaya geziyor olabilirler. O yüzden her deliğe bakmamız lazım. Onları bir şekilde bulmamız lazım. Tabii bu haber yalansa da zaten ölmüşlerdir. Rahat olun. İyi de Kerem, böyle bir şey nasıl olabilir? Zenginle biz onların işini bitirmiştik. Bir de şöyle bir şey var. Sen böyle bir duyum aldıysan bu kesin doğrudur. Ya da ne bileyim, içine mi doğuyor? Ya Kemal abi, aslında böyle bir duyum almadım. Ama içim hiç rahat değil. Ortamda büyük bir sessizlik var. Yani bu sessizlik fazlasıyla can sıkıyor. Şehirde hiçbir şey normale dönmüş gibi değil. O yüzden onlar geri gelmiş olabilirler. Her yere bakmalıyız. O zaman Kerem, ben Zengin'i de alıp onların mekanını kontrole gideyim. Geldilerse oraya silahlarını almak için mutlaka ama mutlaka uğramışlardır. Harika olur Kemal abi. Ben de bizim ekibi yönlendirdim. Şehrin 4 farklı bölgesinde baskın düzenleyecekler. Yani bakmadıkları bir tane ağaç arkası bile kalmayacak. Hadi o zaman vakit kaybetmeden harekete geçelim. Zengin, sence de Kerem doğru söylüyor olabilir mi? Bunlar ölmemiş, şehre geri gelmiş olabilirler mi? Hiçbir fikrim yok Kemal ama tek bildiğim şey şu, Kerem komiser bu işlerin adamı. Eğer içine bir şey doğduysa mutlaka doğruluk payı vardır. O yüzden ne yapıp ne edip onları bulmalıyız, doğru söylüyor olabilir. Evet, bana da öyle geldi. İşte mekanlarına geldik sayılır, bir kontrol edelim bakalım silahlar duruyor mu? Arkadaşlar, sizler de bu mafyayı öldürme yolculuğunda bize yardım etmek için lütfen yorumlara Kemal Kalp ve Zengin Kalp yazın. Çünkü gördüğünüz gibi mafyayı bulabilmek için çok uğraşıyoruz. Bir de bu videoya like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şu anlık mekanların orada bir şey yok gibi. Şuradaki çitler kırıktı. Buradan dönelim bakalım. Zengin, ne diyorsun, buradalar mı? Bilmiyorum Kemal, bilmiyorum. Arabayı şöyle birazcık göremeyecekleri bir yere park et. Gizli, güvenli bir yerde olsun. Kapı açık, içeride kimse yok gibi. Arabayı şöyle bırakalım ve içeri girelim. Arkadaşlar, biz şimdi içeri giriyoruz. Bakalım mafya içeride mi? Kemal sizlerden yorum istedi. Ben de like istiyorum arkadaşlar. Hadi herkes like tuşuna bassın bir kere. Hadi Zengin, dalıyorum. Olamaz, bütün silahları almışlar. Kerem doğru söylüyor. Ölmüş, ölmemiş olabilirler. Laptopta bir gizli bilgiler olabilir. Belki laptop sayesinde nerede olduklarını öğrenebiliriz. Allah kahretsin, laptop bozulmuş. En son burayı taramalı silahlarla taradığımızda laptop arıza yapmış herhalde. Kemal, ne yapacağız o zaman? Durum çok tehlikeli. Belki de bizi burada pusuya düşürecekler. Şehirdeki bütün sıkıntılar geri döndü. Öldürdüğümüz mafya, nasıl oldu bilmiyorum, ölmedi ve şehre geri döndü. Yani hep aynı sıkıntıları tekrar yaşayacağız. Bir an önce onu bulup gerçekten ama gerçekten öldürmeliyiz. Hadi o zaman bir an önce gidelim onu bulalım. Ya da bulmaya çalışalım, bir şeyler yapalım. Ve Kerem komisere kesinlikle haber vermeliyiz.
Hayır, Kerem'e haber vermeden önce yapmamız gereken bir şey var Zengin. Seninle o güvenli kaleye geri döneceğiz. Bakacağız ne var ne yok. Belki de bu işi boş yere büyütüyoruz. Belki de silahlar daha önceden alınmıştı. Haberimiz bile yok. Öldüklerinden oraya gidip kesinlikle emin olmalıyız. Eğer orada yoklarsa anlamalıyız ki ölmediler. Kemal, oraya yalnız gitmemiz çok tehlikeli değil mi? İki kişiyiz. En azından Kerem komiserle birkaç tane polis arkadaş da bizimle gelseydi. Hayır hayır, her küçük olayda Kerem komisere haber mi vereceğiz? Şimdi iki dakikaya orada oluruz. He, bu da ne? Onlar mafya ve çetesi değil mi Zengin? Ben mi yanlış görüyorum? Evet, onlar gerçekten ölmemişler. Şehrin girişine pusu kurmuşlar. Muhtemelen çok sinirlilerdir. Gelen geçeni öldürüyorlardır. Acilen bir şey yapmalıyız. Oraya toplandıklarına göre kesin büyük bir plan ya da pusu kuracaklar. Acilen dönüp Kerem'e bunu söylemeliyiz. Durum artık çok fazlasıyla vahim. Helikopterle üst bölgelerine yerleşelim. Evet, doğru diyorsun. Helikopter bayağı mantıklı bir fikir. Evet, işte helikopterimiz burada. Bu helikopterle onların üst bölgelerindeki taşların üstüne yerleşip güzel bir pusu kuracağız. Ama gördüğünüz gibi helikopter iki kişilik. Kim benimle geliyor? Kerem komiser, istersen sen hiç gelme. Senin hayatın bizimkinden daha önemli. O yüzden Kemal'le ben gitsem iyi olacak gibi. Benim gelmekten başka şansım yok. Bunu siz benim gibi kullanamazsınız. Ben bunu yıllardır kullanıyorum. O yüzden ben şoför olarak kesinlikle gelmeliyim. Peki mafyayı nasıl yok edeceğiz? Yakın silahlarla mı, üstlerine saldırıp mı, yoksa keskin nişancıyla mı? Eğer keskin nişancı tüfeği kullanırsak kimsenin ruhu duymadan onları şehrimizden komple temizleriz. Aranızda hiç kimse benim gibi atış yapamaz. Ben uzaktan atışları çok iyi yaparım. Zengin, sen de bilirsin. Kerem, sen de bunu çok iyi bilirsin. O yüzden Zengin, Kerem'le ben gidiyorum. Sen ise burada kalıp bizden haber bekle. Tamam öyleyse. Telsizim sürekli açık. Sizi dinliyor olacağım. Bir tane kırmızı alarm verdiğinizde bütün polis merkezini orayı yıkarım. Ama şu an bunu yapmaya gerek yok. Hadi o zaman Kemal abi, savaş başlasın. Gidip şunları bir an önce öldürelim. Sıkı tutun Kemal abi, gidiyoruz. Tamam, şimdi onları bizim sesimizi duymadan yaklaşmalıyız. Evet Kemal abi, haklıymışsınız. Onları görebiliyorum. İşte oradalar. Onların helikopter sesini duymadan bir şekilde olsun şu dağın arkasından düzlük alana çıkmalıyız. Hadi Kerem, göreyim seni aslanım. Çok güzel kullanıyorsun. İşte gördüğün gibi oradalar. Kerem, daha fazla yaklaşma. Helikopterin sesini duyarlarsa kaçıp giderler. Aynen, bu şekilde dağın arkasından tırmanmalıyız. Sen merak etme abi, hiçbirinin ruhu bile duymayacak. Aynen, böyle yükseldik. Tamam, şimdi alçalıp şu noktadaki düzlük alana iniş yapacağım. Tamam, sen indikten sonra gerisi bende Kerem. Merak etme, birazdan onların işini bitireceğim. Göreceksin ve bana teşekkür edeceksin. Tamam, çok güzel, bizi fark etmediler bile. Evet Kerem, buraya kadar bizi sen getirdin abicim. Hakkını helal et, şimdi sıra bende. Bu elimdeki uzun namlulu dürbünlü tüfekle hepsini öldürüp geliyorum. Sabret, 5 dakika beni bekle. Tamam, şimdi buradan direkt saldırı kısmına geçebilirim. Tam üstlerine çıkacağım. Bu plan gerçekten çok başarılı oldu. Onlardan bu sefer de kurtulamazsak bir daha hiçbir zaman kurtulamayız. İşte buradalar. İşte hepsi avcumun içinde. Artık buradan kurtuluşları yok. Evet, saldırı başlasın o zaman. Hemen önce şunu alalım, şunu hızlı. Mafyanın uğradığını şaşıracak şimdi. Ne oluyor lan? Nasıl olur bu? Sen şimdi nasıl olduğunu görürsün. Hop, gel bakalım buraya mafya efendi. Bütün adamlarını öldürdüğüm gibi bu elimdeki sniperla seni de öldüreceğim. Demek ölmeyip utanmadan yüzsüzce şehre geri geldiniz, öyle mi? Kemal, tüm bunları nasıl yapabildin? Kemal, lütfen beni öldürme. Seninle bir anlaşma yapalım. Sen Zengin ve Kerem'den farklısın. Hadi Zengin'i geçtim ama ben Kerem'den farklı olamam, anladın mı? Kerem çünkü benim erkek kardeşim. O yüzden şimdi bütün adamlarını öldürdüğüm gibi seni de gözümün önünde öldürüp senin öldüğünden emin olacağım ve sonra mutlu mesut hayatıma geri döneceğim. Mafya iti seni ve sonra şehrimizi kurtarmış olacağım.
Beni öldürürsen sen kaybedersin ama beni öldürmezsen çok şey kazanırsın. Hiçbir şey kazanmak istemiyorum hayvan herif. Hiçbir şey kazanmak istemiyorum dedim. İşte bu kadar. Mafyadan da kurtulduk. Şimdi bir an önce Kerem'in yanına gitmeliyim. Beni bekliyor. Tamam arkadaşlar, gördüğünüz gibi mafyayı mükemmel bir planla öldürdük. Eğer planımızı beğendiyseniz lütfen bu videoya like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.